İşletme mühendisliği çok şey öğretiyor. Temel mühendislik derslerinin yanında yönetim, organizasyon, mikroekonomi, makroekonomi gibi derslerle kendimizi sektöre hazırlıyoruz. Bu da işte en çok sorulan işletmeden farkınız ne sorusunun cevabı aslında. Biz aldığımız bu mühendislik dersleriyle işte problem çözme, analitik düşünme, çözüm odaklı olmayı öğreniyoruz. İşletme mühendisi aslında bir sosyal mühendislik olduğu için diğer mühendislik bölümleri kadar teknik ders almıyoruz. Onun yerine proje ve sunum ödevlerimiz oluyor. Bunlar da bizi hem bireysel olarak geliştirip yani kendinizi ifade edebilmeyi, sunum yapabilme yeteneğinizi geliştirip işte projelerle de takım olabilmeyi öğreniyorsunuz aslında. İş hayatına başladıktan sonra fark ediyoruz ki bölüm içinde aldığımız derslerin pek çoğu, yaptığınız projelerin, gördüğümüz vakaların pek çoğu aslında iş hayatına başladığımız zaman bizim günlük hayatımız haline geliyor. Günlük yaptığımız işler haline geliyor. Bu sebeple de aslında bölümde aldığımız dersler bizi başlangıçta bir adım öne taşıyor. Yani özetle işletme mühendisliği bölümü bulunduğu sistemi geliştirebilen ya da tamamen sıfırdan yeni bir sistem oluşturabilen, mühendisin sorununu anlayabilen, bu soruna çözüm getirebilen, insan ilişkileri iyi olan hem iyi bir yönetici hem de iyi bir çalışan yetiştirmeye başlıyor. Güzel soru. Benim de aslında lise döneminde okul tercihini yaparken en büyük kriterlerimden biri okulun ve bölümün yurt dışı imkanlarıydı. Ve geriye dönüp baktığım zaman da aslında iyi ki bu tercihi yapmışım diyorum. Çünkü şu anda da aslında bu video kaydını Erasmus'la geldiğim Fransa'nın Angers şehrinden kaydediyorum. Özellikle geçen sene bizim bölümden Erasmus'a giden çok fazla öğrenci olmuştu. Yani bölüm öğrenciyi destekliyor ve yardım etmeye çalışıyor bu konuda. Geri dönüp baktığım zaman aslında seneler boyunca her zaman Erasmus'a gitmek isteyen öğrencilerin bir şekilde gidebildiğini gördüm. Bölümümüzün aslında bu konudaki avantajı çok fazla okulda ve yüksek kontenjanlarla anlaşmamız var. Ve bu sebeple de başvuru yaptığınız zaman istediğiniz tercihlerinizden birinde Erasmus yapabilmeniz yüksek bir olasılık oluyor. Aynı zamanda da okulun ve bölümün ABET akreditasyonu sayesinde yurt dışında da kabul gören bir diploma sahibi oluyorsunuz mezun olduğunuzda. Özellikle Amerika'da üniversiteler yüksek lisans ve doktora programlarında lisansınızın ABET akredite bir kurumdan olmasına önem veriyor. Aynı şekilde işe alımlarda da bazı kurumlar ABET sertifikasına bakıyor. Business alanında pek çok eğitim alabileceğiniz seçenek olduğu için hani yurt dışında eğitim alma seçeneklerinizin en çok olacağı bölüm işletme mühendisliği olacak. İşletme mühendisliğini İTÜ'de okumak hem bölüm hocalarımızın yetkinlikleri sayesinde aldığımız eğitim seviyesini artırırken hem de İTÜ'nün sağladığı çevresel şartlar sayesinde iş hayatına kendimizi daha kolay atabilmemizi sağlıyor. Çünkü İTÜ hem bulunduğu konum ve mezunlarıyla olan bağlantıları sebebiyle hem de hemen kampüsünün içinde bulunan teknokent ve onun içinde bulunan firmalar sayesinde aslında bizim iş hayatına atabilmemiz için bize pek çok olanak sağlıyor. Neden İTÜ? Çünkü çok başarılı, bu bölüm için gerçekten kendisini adamış. Bu bölümü mükemmelleştirmek için aylarını, yıllarını vermiş pek çok eğitimcimiz var. Okulumuzun hatta tüm Türkiye'nin en iyi eğitimcileri olduğunu düşünüyorum ve onlara sahip olduğumuz için gerçekten çok şanslıyız. İTÜ'nün bu alanda Türkiye'de birlik oluşu ve ayrıca dünya çapındaki bilinirliğiyle iş hayatına başlarken biz sıfır önde başlıyoruz. Bunun dışında da aslında İTÜ daha önce de bahsettiğim gibi yurt dışı olanakları sayesinde de eğer kariyerinizi yurt dışında sürdürmeyi düşünüyorsak bu konuda da hem anlaşmaları sebebiyle olsun hem de kendi diplomasının prestiji sayesinde olsun bizim yurt dışında da bir kariyer sahibi olabilmemiz konusunda aslında bizi bir adım öne taşıyor. Açıkçası İTÜ'de okumak size hem çok güzel bir kampüs hayatı hem de sağlam bir gelecek planı hazırlanmış bir bölümde okumaya katıyor olacak. İşletme mühendisliği, ders programlarında görüldüğü üzere temel mühendislik ve işletme derslerinin birleşimi olan bir programdır. Ders programı açısından, ders planı açısından hem günümüz hem de geleceğin isteklerine tam anlamıyla uyan bir eğitim sürecinden geçiyoruz. Bu sayede işletme mühendisliği öğrencisi 4 yıllık öğrenim hayatı boyunca aldığı derslerden yola çıkarak istediği herhangi bir alana yönelebilir. Pazarlama, finans, lojistik ya da hangi alanda çalışmak isterseniz aldığınız mühendislik bilgisi ve etiği sayesinde herkesten bir adım önde olacaksınız. Mezunlarımıza ve aldığınız eğitime bakarak aslında işletme mühendisliğinin kariyer yolunda ilerlemesinde herhangi bir engel olmadığını görebiliyoruz. Çünkü genel olarak mezunlarımızın zaten belirli firmaların üst düzey yöneticilik pozisyonlarında kolaylıkla yer aldığını, hatta bunu daha erken yaşlarda bile yapabildiklerini görebiliyoruz. Aynı zamanda kariyer seçenekleri olarak da tek bir sektöre bağlı kalmadan
aslında aldığı mühendislik eğitiminin yanında yöneticilik eğitimini de kombine ederek ne kadar başarılı firmalarda ve ne kadar çeşit çeşit sektörlerde herhangi bir departmanda rol alabildiğini görebiliyoruz. Şu an zaten mezun olan arkadaşlarımızı veya eski mezunlarımızı incelersek de arayabileceğiniz bütün sektörlerde çalışan veya herhangi bir departmanda çalışan kesinlikle birini bulabileceğimize inanıyorum. Kısacası biz alanımızı bölüme girerken değil, bölüm okurken veya bölümden mezun olduğumuzda seçiyoruz.